Cahil iş insanlarıyla gelişmiş, akıllı iş insanları arasındaki temel fark nedir? Bunu bu videoda size detaylı bir şekilde açıklamak istiyorum. Şimdi biz birçok iş insanlarıyla beraber çalıştığımız için eğitim programlarımızda bunları bize başvuranlardan gözlemleme fırsatımız oldu. En temel farklardan bir tanesi cahil iş adamlarının en büyük özelliği şu: kişisel gelişimin kahve muhabbetinden, esnaf muhabbetinden ibaret olduğunu düşünmeleri. Yani ben oturayım, esnaflarla benimle aynı işi yapan veya benim işime benzeyen, başka işlerle meşgul olan esnaflarla beraber oturayım, onlarla fikir alışverişi yapayım. Orada aldığım fikirlerle ben kendimi geliştiririm, işimi büyütürüm diye düşünüyor. Fakat orada fikir aldığı kişiler ne kadar başarılı, onu hiç incelemiyor. Aldığı fikirler ne kadar etkili? Yani aldığı fikirlerin başarısı gerçekten ispatlanmış mı? Hayır. Yani herkesten fikir alınmaz. Bu devirde ne yazık ki okumuş, okumamış fark etmiyor. Akıllı veya cahil fark etmiyor. Herkes bir fikir sahibi olduğu için, herkes bir konu hakkında kendi fikrini anlattığı için, herkes akıl verdiği için herkes çok akıllı gibi gözüküyor. Fakat herkes akıl verdiği için burada bilgi kirliliği çok fazla var. Dolayısıyla kimden tavsiye alıp almadığına dikkat etmen gerekiyor. Herkesten tavsiye alınmaz. Eğer herkesten tavsiye alırsan elindekilerini kaybedersin ve başarısızlığa ulaşırsın. Dolayısıyla eğer başarını kalıcı hale getirmek istiyorsan danıştığın kişileri doğru seçmelisin. En önemli kural bu. Bilginin gözle görülmediği için, elle tutulmadığı için değersiz bir şey olduğunu düşünüyor. Bir kalem, örneğin bu 300 euro'luk kalem, bu gözle görülüyor, elle tutuluyor. Olduğu için ben buna tamam, hadi bir de prestij kalemi, marka, ben buna 300 euro veririm diyor adam. Tamam mı? Ama ben bu kalemden kişiye 1000 tane aldırabilecek bilgiye ben hayatta 3000 euro, 5000 euro para vermem diyor. Neden? Çünkü bu fikir, bu söz, bu tavsiye, bu gözle görülmüyor, elle tutulmuyor diye kişi bilgiye değer vermiyor. Oysa ki eğer o bilgiyi kişi öğrenirse, kendisini geliştirirse, kendisine yatırım yaparsa o zaman bu bilgiyle bu kalemden 1000 tane alır, 100 tane fark etmiyor. Yani önemli olan obje değil, gözle görülüp elle tutulabilir olması değil, bu bilginin seni ne kadar ileriye taşıyıp taşımaması. Yani sen eğer gerçekten kaliteli bir eğitim varsa önünde, o zaman bu eğitimden istifade edersen hayatın nasıl değişecek? Bu taraftan bakmak zorundasın. Yani bu eğitime katılmadığın zaman sana maliyeti nedir? Bu eğitime katılmadığından dolayı neler kaybettin? Örneğin bir tane kalem aldın fakat 999 tane kalemi kaybettin. Eğer bu eğitime katılsaydın, bu eğitimden alacağın bilgilerden istifade etseydin 1000 tane bu kalemden olacaktı. Dolayısıyla bu taraftan bakmak zorundasın. Akıllı iş adamları devamlı bilgiye değer veren insanlardır. Kendisini geliştiren insanlardır. Yani hayatın her alanında mentörleri, rehberleri vardır. Spor danışmanı vardır, antrenörü vardır, beslenme uzmanı vardır, danıştığı bir diyetisyeni vardır, finans konusunda rehberlik yapan bir rehberi vardır. Gelişmek istediği her alanda kendisinden daha başarılı olmuş, o hedefe ulaşmış, ulaşmak istediği hedefe ulaşmış insanlara danışır akıllı iş adamları ve bu sebepten dolayı hızlı büyürler. Gerçekten uzmanlara başvurmak ayıp bir şey değil. Ne yazık ki bizim kültürümüzde soru sormak ayıp gibi algılanıyor. Yani bilmediğin halde bilgiliymiş gibi gözükmen gerekiyor nedense. Bu sebepten dolayı zaten çoğu insanlar yerinde sayıyor. En büyük sebeplerden bir tanesi bu. Oysa ki günümüzün en başarılı, en zengin iş adamlarına baktığımız zaman bu iş adamların, Elon Musk, Jeff Bezos, bunların hepsinin bir danışmanı var. Yani her alanda danışmanları var. Bu şirketleri kendi kafasıyla mı yönettiğini düşünüyorsunuz? Yani bu kadar milyarlarca büyük jirolar yapan şirketlerin elbette her alanda uzmanları var. Dolayısıyla eğer hızlı büyümek istiyorsanız iş hayatınızda, o zaman tecrübeye saygı göstermek gerekir. Kişi kendisini geliştirmesi gerekir. Kendisine yatırım yapması gerekir. Ve eğer devamlı kişi bu şekilde kendine yatırım yaparsa hedeflerine, arzuladığı sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşabilir. Buradaki sır şu: bilgiye değer vereceksin. Bu kadar basit. Ve değer vermek farklı açılardan olur. Örneğin burada kişisel gelişim videosu izliyorsun. Çok güzel. Burada uyanış oldu sende. Şu anda bir farkındalık oldu. Eğer daha profesyonel bir şekilde ilerlemek istersen, eğer gelişmek istediğin alanlardan bir tanesi zihnini başarıya programlamaksa eğer, o zaman örneğin bizim eğitimlerimizden istifade edebilmek için bizimle direkt iletişime geçebilirsin. Bize başvurarak, bizim eğitimlerimize katılarak bilgiye değer verebilirsin. Bu bunun bir yolu. Yani sen kendine sor. Hedeflediğin sonuç ne? Ve bu hedeflediğin sonuca ulaşabilmek için nereden bilgi
bilgi alman gerekiyor? Kimlere danışman gerekiyor? Farklı farklı alanlarda bilgi eksikliği olabilir. Kendi ihtiyacına göre bir uzmanı bul, onunla iletişime geç, onunla bir yolculuğa çık, destek al ve böylece sen de arzuladığın sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsin. Eğer sen de birçok iş insanı gibi beynini başarıya programlamak istiyorsan ve böylece hedeflediğin sonuçlara hızlı ve kalıcı bir şekilde ulaşmak istiyorsan, bizim de sana bu konuda destek olmamızı istiyorsan bizimle direkt iletişime geçebilirsin. Bunun için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.